Grafik problemlerini yapamıyorsan hemen not al. 1. Sayı kesir problemlerinde eksiğin vardır. Hemen git onu tamamla. 2. Yüzde problemlerinde eksiğin vardır. Hemen git onu tamamla. 3. Hız problemlerinde konu eksiğin vardır. Hemen git bunları tamamla. Ama eğer ki bu 3 konuya hakim olduğun halde hala grafik problemi yapamıyorsan, o zaman paragraf çalışman lazım. Demek ki okuyup anlama ve yorumlama kısmında bir sorunla karşı karşıyasın. İşte bu okuyup anlama sorununu çözebilmek için işte aradığın adamın karşısındasın. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Yektumat Yasin Kara. Değerli arkadaşlarım, artı 1 netten artı 3 nete kazandırmak için karşınızdayım. Biliyorsunuz ki TYT'de ve MSÜ'de banko en azından bir soru, DGS KPSS ALES'de 3 soru gelen bir konu grafik problemleri. Ama neden yapılamıyor? Neden yapılamıyor? Çünkü arkadaşlar, konu anlatımı sadece 5 dakika olan bu konu diğer konuların birleşmiş hali olarak karşımıza geldiği için yapılamıyor. O yüzden değerli dostlarım, her zaman ve her zaman söylüyorum. Bir kişiyi, bir konuyu, bir eseri, bir filmi, bir diziyi, yani bir şeyi anlayabilmek istiyorsan önce onun altyapısına sahip olmalısın. Yoksa yanlış anlarsın. Altyapısını ve yan figürlerini iyi bilmelisin. İşte bu grafik problemleri dediğimiz konu yüzde, hız ve sayı kesir. Üçüne de endeksli olan bir konu ve artık son senelerde sayısal mantıkla yoğrulmuş bir şekilde geliyor. Ama Yektumat ne yaptı? Grafik problemlerinde de güncellemelere gitti. Sayısal mantık isteyen grafik problemleri de çözeceğim arkadaşlar. Bu grafik problemlerini inşallah halledeceğiz. Arkadaşlar uzatmıyorum. 5 dakika hemen konuyu anlatıp efsane sorularla kolaydan zora doğru gidiyorum. Grafik problemlerini yapmamız lazım. Şakası yok. Asla şakası yok. Banko sorumuz var. Sınavda yapmak mesele değil. Önemli olan sana verilen sürede yapabilmek. Yapılmasına yapılıyor ama 5 dakika sürdükten sonra bir anlamı ve heyecanı kalmıyor. Arkadaşlarım hemen şu iki şekil üzerinde konuyu anlatıyorum, bitiriyorum. Soru çözümüne geçiyorum. Şimdi bakın dostlarım, burada grafikleri yorumlarken burada farklı bir bilinmeyen, burada bir farklı bilinmeyen kullanacaksın. O zaman deşifre 1. Eğer 2 tane grafik varsa farklı bilinmeyenler kullan. Bu 1. Geçiyorum. Deşifre 2. Bakın grafiğin soldakine bakıyorum dostlarım. 30 derece, 150 derece, 90 derece, 90 derece. Grafiğin içinde yazan dereceleri bölebilecek bir sayı bul. Bakın grafiğin içinde, bakın grafiğin içinde yazan dereceleri bölebilecek bir sayı bul. Çevirdim, gördün mü? Şimdi 30, 150, 90, 90. Üçünü de bölebilen bir sayı bul bana. Üçünü de bölebilsin ama. Ben 30 derece olduğunu düşünüyorum. Neden? 30'un bir katı 30. O zaman 30 dereceyi x diye nitelendirirsem burası x. 90, 30'un 3 katı olduğu için burası 3x. 150, 30'un 5 katı olduğu için burası 5x. 90, 30'un 3 katı olduğu için burası ne oldu arkadaşlar? 3x oldu. Şimdi dostlarım bakın sol taraftaki grafik bitti. Şimdi sağ taraftaki grafiğe geliyorum. 36, 72, 108. Bakın burası da ne oluyor? Hemen burayı da bulalım arkadaşlar. Burası 144 derece oluyor. Şimdi üçünü de bölebilen bir sayı. Bakın bunlarda kronik olarak 36'ya alışın arkadaşlar. 36 derece çok gelir. Ama 36 derece ne diyeceğiz? X'i burada kullandın. Burada başka bir bilinmeyen kullan. Y'de. O zaman Y. Burası 2Y. Burası 3Y. Neden 3Y? 108, 36, 3 katı. 3Y, 72, 36'nın 2 katı, 2Y, 144, 36'nın 4 katı. O zaman burası ne oldu? 4Y oldu. İşte arkadaşlar grafik problemlerinin konu anlatımı bu kadar. E hocam bir tek dairesel grafik mi var? E sütun da var ama sütun grafiğini ben inanıyorum ki, ben öyle düşünüyorum ki sen sütun grafiğinde buradaki mesela bu mesela bir kitaplıktaki roman kitaplarının sayısı olsun 50. Mesela ben bunun senin burada 50'yi okuyabileceğini düşünüyorum. O yüzden sütunla ilgili herhangi bir şey vermiyorum. Bizim sıkıntımız dairesel grafikte. Ama sütunla ilgili de çok sağlam sorular var. Şimdi onları da soracağım. Yani şunu demek istiyorum. Sütun grafiğinin konu anlatımıyla ilgili arkadaşlar buradaki yeri görebiliyorsan, okuyabiliyorsan buranın 50 olduğunu başka bir şeye gerek yok. Yani arkadaşlar grafik problemlerinin konu anlatımı bu kadar.
Şimdi önemli olan bunu sorularda gösterebilmek. Bakın dostlarım, çok özel ders verdim bu yaşıma kadar ve şunu tespit ettim. Hatta birçok kişi üzerinde bu testi yaptım. Çıkmış sorularla ilgili bir soru tipi vardı. Birçok arkadaşım birinci öncülü çözmesine rağmen ikinci öncülü çözememişti. Bunu Türkiye'nin farklı bölgelerinde online platformlar üzerinde yaptım. Ve şunu fark ettim arkadaşlar. Birinci soruyu çözen kişinin ikinci soruyu çözememesinin sebebi altyapısının eksik olmaması. Bak dikkat et dediğime. Altyapısı eksik değil. Yani sayı kesiri biliyor, yüzdeyi biliyor, hızı biliyor. Ama iki tane öncüllü bir grafik probleminin, hani diyor ya aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayın. Birinciyi cevaplamış ama ikinciyi cevaplayamamış. Arkadaşlar çok analiz yaptım ve şunu fark ettim. İkinci grafikte işte bu x'leri y'leri yerleştirirken sıkıntı yaşıyor. Ve orada başka bir mantık olduğunu düşünüyor. Yok, bu konunun mantığı dostlarım bu kadar. Bunları bilirsek bu konuyu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi temelden zora doğru sorularla grafik problemleri soru çözümüne geçiyorum dostlarım. Devam edelim. Arkadaşlar bakın daire, sütun, doğrusal grafik, tablolar hepsini burada ele alacağız. Şimdi dediğim gibi diğerlerinde ufak yorumlar var arkadaşlar. Ben yorumları soru üzerinde göstereceğim. Mesela bu doğrusal grafiklerin mantığında en önemli olan şey nedir arkadaşlar? Bakın burada başlangıcın 5'ten 45 olması. Mesela buraya eğer dikkat etmezseniz bu sıkıntı. Burada en önemli yer bunun başlangıcı nereden nereye? Bak kaç saat? 5 saat. Mesela 5 saatte 45 olmamış boyu. 5 saatte bak şu 5 saatte boyu ne olmuş? 5'ten 45 olmuş. Mesela bunun inceliği budur. O zaman yazın buraya deşifre. Artık deşifre kaçsa onu siz daha iyi biliyorsunuz. Doğrusal grafiklerde grafiğin başlangıcına dikkat et. Neymiş? Doğrusal grafiklerde grafiğin başlangıcına dikkat et. Bunu yazın arkadaşlar, tamam mı? Şimdi bizim işimiz, tabii o değil, bizim işimiz bu grafiği yorumlamak. Bakalım şimdi nasıl yorumlayacağız? Aşağıdaki doğrusal grafik yeni dikilen bir fidanın ilk 5 haftalık sürede boyundaki değişimi göstermektedir. Bakın ilk 5 haftadaki boyundaki değişimi gösteriyor. Dikildiği anda 5 santim olan bu fidanın boyu dikildikten 5 hafta sonra 45 santimetre olmuştur. Buna göre dikildikten 3 hafta sonra bu fidanın boyu kaç santimetre olmuştur? Bakın arkadaşlar bana tam da şurayı soruyor. Bakın tam da burayı soruyor. Dikildikten 3 hafta sonrayı. Şimdi dostlarım 0'dan 5'e 5 hafta. 5 hafta. Ne oldu bu 5 haftada? 5'ten 45'e geldi boyu. Yani kaç santimetre? 40 santimetrelik bir değişme söz konusu. 5 haftada 40 santimetre ise bir haftada nedir? 40'ı 5'e bölerim. Kaç yapar? 8 santimetre. Demek ki bir haftada 8 santimetre yapıyor. Bana ne diyor? 3 hafta sonra. O zaman 8 ile 3'ü çarparım. 24. 24 demem. Çünkü uzama miktarı ne? 24. Peki benim ilk boyum ne? 25. O zaman 25, pardon, ilk boyum 5. O zaman ben ne yapacağım arkadaşlar? 5'e 24 ekleyeceğim. Ve ne yapıyor? 29 santimetre yapıyor. O zaman ne oldu cevabımız? Denizli oldu. Arkadaşlar bakın burada olay neydi? Burada olay şuydu. Grafiğin dediğim gibi başlangıcına dikkat edin. Nereden nereye ve ne kadar sürede? Buna dikkat ederseniz bu doğrusal grafikleri kaçırmazsınız. Ama bunu bak yanlışlıkla gider de biriniz şöyle alırsa o zaman geçmiş olsun. Welcome to geçmiş olsun. Please. Right to again. Arkadaşlar bu sorumuzda marka yayınları sayısal mantık ve muhakeme problemleri olan küçük siyah bir kitap vardı. O kitaptan bir soru. Şimdi dikkat edin. İki tane grafik var. Eyvah korktum. Deme. Korkacak bir şey var mı? Yok. Hocam nasıl yok? Basbaya. Grafiğin şu başlangıcına dikkat edersen işi bitirirsin. Aşağıdaki birinci grafikte sabit hızla hareket eden bir aracın yolda geçen süre göre deposuna kalan benzin miktarı, ikinci grafikte ise aynı aracın yolda geçen süreye göre aldığı yol miktarını göstermektedir. Tamam. Şimdi arkadaşlar ucu nerede bu grafiğin? Burada. Nereye gelmiş? Bak bilinen yer. Bura 80'den 48'e 32 litre var. Peki kaç saatte? 2 saatte. 0'dan 2'ye. 2 saatte 32 litre yakılmış. O zaman 1 saat 16 litre olur yektumat. Süper. Hemen geç öbürüne. 2 saatte 140 kilometre gitmiş. Ucu burada. O zaman 1 saatte 70 kilometre demek ki giriyor. Tamam. Bana ne diyor? Deposunda 80 litre benzin var. Peki.
şu anda bir 16 litreyi 1 saatte mi yapıyor? Peki 80 litre ile kaç saat hareket edebilirsin dostum? Hemen bakıyorum ve 5 saat. 16'nın 5 katı olduğu için hemen 5 saat diyorum. O zaman 1 saatte 70 kilometre yolu alıyorsan 5 saatte kaç kilometre yol alıyorsun? 5 katı 5 katı ne yapar? 350 kilometre yapacaktır. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, şu grafiğin başlangıç noktalarına dikkat ettiğim zaman sorunun çözülememe şansı yok. Arkadaşlar şimdi bir daire grafiğimiz var. Neymiş bu? Aşağıdaki daire grafiğinde bir iş yerinde çalışan 120 kişinin en son mezun oldukları öğretim düzeylerine göre dağılımını göstermektedir. Kaç kişi? 120 kişi. Bak, bu başlangıçta verilenleri unutmayalım arkadaşlar. Sonradan bize sıkıntı olur. Şimdi bu iş yerinde çalışan ön lisans mezunlarından 10 kişi ayrılıp onların yerine lisans mezunu 10 kişi alındığında çalışanlar içinde lisans mezunlarının oranı yüzde kaç olur? Şimdi hiçbir şey anlamadım şu aşağıdan ama ben anlayabilmek için ilk önce soruya birazcık bakmam lazım. Yani ısınman için fırına girmen lazım. Fırının kapısında durarak ısınamazsın. Şimdi bak, 120 kişiyi ben buraya yerleştireceğim arkadaşlar. Ama benim burada taktiğim hem de bir konu anlatımı olsun adına 15, 45, 90, 160, 150. Üçünü de böyle bilen bir sayı söyle bana. 15 derece. 15 dereceye x diyelim mi? Diyelim. Peki o zaman burası x. 15'in 3 katı 3x. 15'in 6 katı 6 katı o zaman 6x. 15'in 4 katı 4x. 15'in 10 katı 10x. Topla kaç tane oldu? Öyle toplamana gerek yok. 360'ı hemen 15'e böl. Kaç yapıyor? 24 yapıyor. Demek bunun tamamı ne? 24x. Dene. 10, 14, 20, 23, 24. Tamam mı? Çünkü ben ne yaptım? Buradaki tamamı olan 360 dereceyi 15'lere göre parçaladım. O zaman arkadaşlar bunun tamamı ne? 24x. Peki. Buradakilerin tamamı 24x. Bu kaça denk geliyor? 120 kişiyi göstermiş bana. Yani burada verdiği arkadaşlar 120 kişi. O zaman bu 24x eşittir 120. O zaman x ne oldu dostlarım? X 5 oldu. Tamam. Ben x'in 5 olduğunu biliyorum. Peki. O zaman yazalım. 5 kere 4 20. Yaz 5 kere 10 50. 5 kere 1 5. 5 kere 3 15. 5 kere 6 30. Tamam. Sıkıntı yok. Yazdım. Şimdi sorumu okuyorum. Bir iş yerinde çalışan ön lisans mezunlarından 10 kişi ayrılıp ön lisanslardan 10 kişi ayrılıyor. Artık burada 10 kişi var. 10 kişi gitti. Tamam mı? Yerine lisans mezunu 10 kişi alındığında, lisans mezunu 10 kişi alındı. 50 artı 10'dan artık sen 60'sın be dostum. Evet. Alındı. Çalışan kişiler içinde lisans mezunlarının oranı yüzde kaç olur? Yektuğumat sana ne dedi? Çalışan sayısı ne? Çalışan sayısı değişmedi. Çünkü 10 kişi ayrıldı. Yerine 10 kişi geldi. Çalışan sayısı yine 120. Bunların içinde lisans mezunlarının oranı. Lisans mezunu kaç? 50 kişiydiniz. Artık 60 kişisiniz. Yazdım. Yüzde kaçtır derse çarpı yüzde demiştim. Yüzde problemlerinde. Hemen çarp. Direkt ne oldu arkadaşlar? 50 oldu. Bu birinci öncül. İkinci öncül var mı? Bu iş yerinde çalışanların kaç tanesi orta öğretim mezunudur arkadaşlar? Kaç tanesi orta öğretim mezunu? 30 tanesi orta öğretim mezunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya sayıları yerleştirirken güzel yerleştirin. Ondan sonra dur. Bütün dikkatinle soruyu oku. Tamamen kitlen soruyu. Nasıl ki böyle bir avını seyreden bir kartal vardır süzülür süzülür. Soruya öyle bir kitlen soyutlan yapacaksın. Bu grafik problemlerin yapılamamasının en büyük sebebi yorumlayamamak. Bunun da en büyük sebebi odaklanamamak. Tamam mı? Odaklandığımızda yapacağız. Arkadaşlar şimdi sorumuz sonuç yayınlarından. Kenarında bu yeşil çizgi olan PDF'deki sorular sonuç yayınlarının denemesinden değerli dostlarım. Şimdi bakın bir sütun grafiği içinde yüzde problemi de var. Tekrar söylüyorum, grafik problemlerini tamamen halletmek istiyorsanız eğer sayı kesir, yüzde ve hız problemlerini de halletmiş olmanız gerekiyor. Onunla ilgili deşifre serilerime muhakkak ki bakın. Aşağıdaki grafikte bir tabletin 3 ay boyunca satışından elde edilen kar veya zarar durumları gösterilmiştir arkadaşlar. Grafikteki artı değerler karı, eksi değerler zararı ifade etmektedir. Bu tabletin 3 ay boyunca maliyeti eşit olup her bir ay içerisindeki satış fiyatı maliyet fiyatı üzerinden grafikteki kar ve zarar oranları doğrultusunda belirlenmektedir. Buna göre Haziran ayındaki satış fiyatı 800 TL olan tabletten
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla 8, 16, 20 tane satılırsa kaç TL kar elde edilir? Bakın, Haziran ayında satış fiyatı neymiş? 800. Bakın arkadaşlarım, Haziran fiyat ayında satış fiyatı 800 TL. Şimdi burada bir durun. Ben size yüzde problemlerinde bir taktik vermiştim. Hatırlıyor musunuz? Bakın, buradaki satış fiyatı ne? %60 karlı değil mi? Yani %160 karlık bir fiyat var. Doğru mu? Yani bu kaça eşit arkadaşlar? 800'e eşit. Ben mesela burada arkadaşlar dedim ki, bir kısa yol olarak. Arkadaşlar dedim, eğer dedim bir şeyin %160'ı veriliyorsa, o zaman 800'ü siz 160'a bölün, yüzde çarpı maliyeti bulun demiştim. Bu 100 maliyeti temsil ediyor. Arkadaşlar bu 160 da şu anki içinde bulunduğu durumu temsil ediyor. Bak şu anda bu tabletin satış fiyatı, bakın şu tabletin satış fiyatı ne? 800 TL. Bu 800 ne? %60 karlık. Yani %160'lık değil mi? Bak iyi dinle. %160'lık. O zaman ben bu 800'ü 160'a bölüp 100'e çarparsam maliyeti bir bulmaz mıyım? Bulurum. Maliyeti %100 üzerinden hesaplanıyor. Peki bir başka yol. Mesela burada tabletin fiyatına 100x değil. 160 karlı hali 160x'tir. Buradan da 800'e eşitlersiniz. X'i buradan 5 bulursunuz. 5'i de gelip buraya yazarsınız 500. Demek ki bunun maliyet fiyatı 500. E peki benim yaptığım dediğimde ne var? Hemen onu da gösteriyorum. Bir dakika. Bakın onda ne var? Onda ise şu var. Tek celsede yapıyorsun. X vermiyorsun. 860'a bölüyorsun. 5. 5 kere 100. 500. Bak yine 500 geldi. Anlamadıysan videoyu tekrar başa al. Tane tane 0.5x'te beni tekrar dinle, anlayacaksın. 500. Yani bunu samimi söylüyorum ha. Yani belki anlaşılmamış olabilir. Zaten bu bana çok sorulduğu için bir daha açıklama gerekiyor. Şimdi 500. Demek ki bunun satış fiyatı 500. Peki ne diyor bana? Haziran, Temmuz, Ağustos. Şimdi Haziran'da 300 TL kar var. Peki burada kar fiyatı neymiş arkadaşlar? %20. 500'ün %20'si ne kadar? Ne gelir? 5'te 1. 100. Burada 100 TL kar var. Bakın burada 100 TL kar var. Burada 300 TL kar var. Mesela burada %30. 500'ün %30'unu bulalım arkadaşlar. O da ne yapar? 150 olur. Burada da 150 TL zarar var. 150 TL zarar var. Şimdi bana ne diyor? Burada 8 tane tutar. 8 kere 300 2400 artı 16 kere 100 1600 20 çarpı 150 bakın 20 çarpı 150 3000 ama eksi 3000. Çünkü niye? Orada zarar var. Arkadaşlarım buradan ne yapar? 4000, 3000, 4000. 4000'den de 3000 çıkarsa ne olur? 1000 olur. Demek ki arkadaşlar o zaman 1000 TL kar vardır. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi bakın bir grafik problemi ama biz bunu nereden çözdük? Nereden çözdük? Biz bunu yüzde problemlerinden çözdük. Bakın ben şurayı tekrar söylemek istiyorum dostlarım. Haziran ayında satış fiyatı ne? 800. Bu 800 %60 karlık hali. O yüzden 800'ü 160'a böldüm. %100 çarptım. Maliyeti buldum. Maliyet 500. Burada %20 kar ediyor. Bak kar zarar %20. 500'ün %20'sini bulunca ne geldi arkadaşlar? Ne geldiğini unuttum. 5'e böldüm. 100. 100 geldi. Bak buraya yazdım çünkü. 100 TL kar var. Burada %30'unu buldum. 500'ün %30'unu buldum. 150. 150 TL'de zarar var. Sonra dedim ki Haziran ayında kaç tane satmış? 8 tane. O zaman bakın 8 kere 300'den ne yaptı? Bir dakika. Haziran'da kaç satıyor? 8. 8 kere 300'den ne yaptı? 2400 TL kar var. Temmuz'da 16 tane 1600 kar var. Burada da 20. Orada ne yapıyor? 3000. 3000 TL zarar var. Buradan da arkadaşlar ne geldi? 1000 TL kar gelmiş oldu. Güzel bir soruydu. Bakın gördüğünüz gibi grafik problemlerini yapabilmek için aynı zamanda yüzde problemlerine de hakim olmak gerekmektedir. Arkadaşlar bu soruda problemler kitabından. Şimdi bu soru bir nokta grafiği. Ama dikkatli okumamız gereken bir nokta grafiği. Bakın ne diyor? Ürünlerin durumları verilmiştir. Tamam. Alış fiyatları, satış fiyatları. Ona da tamam. 2 kilogram bal ile 1 kilogram pastırmanın kar oranları eşittir. 2 kilogram bal. Buldum. 80'e almış. 100'e satmış. Maliyet 80. Kar 20. Yüzde kaç kar dediği zaman böyle yapıyorduk arkadaşlar. Ne geliyor buradan? %25 geliyor. Devam ediyorum. 1 kilogram pastırma. Pastırma ne? Mavi olan. Mavi olanı 100'e almış. 125'e satmış. 100'e aldı. 25'e sattı. Kar oranını soruyor. Yüzde çarparım. O da ne geldi arkadaşlar? Yine %25 geldi. Eşittir diyor. Doğru. 1 kilogram zeytin ile 2 litre zeytinyağından aynı miktarda kar elde edilmektir. Bakın bu miktar. Dikkat et. 1 kilogram zeytin. Bu zeytin turuncu. 20'ye 30. 30'a satıyor. 20'den aldı. 10 TL var. 2 litre zeytinyağı. 2 litre zeytinyağını bul.
66 70'e sattı. Ondan da 10. Evet. Kar miktarları aynı. İkisinden de 10'ar TL kar var. Balın 1 kilogramdan 20 TL kar elde edilmektedir. Balı bulalım. Sarı olan. 80'e aldı. 100'e satıyor ama bu 2 kilogram için. Bana 1 kilogramı lazım. O da ne yapar? 2 kilogramdan 20 lira kar var. 1 kilogram 10'dur. Bu yanlış. Kar oranı en fazla olan ürün 1 kilogram zeytindir. Arkadaşlar zeytin kar oranını bulalım. 20'ye aldı. 100'e, 30'a satıyor. 10 TL karı var. Yüzde kaçtır derse bunu 100'e çarpıyorsun. Ne geldi buradan? %50 geliyor. Buradan çarpınca %50 geliyor. Arkadaşlar bakın bu yeşil üründe kar zarar yok. Kaşarda kar zarar yapmamış. Pembede de 60'a almış, 70'e satmış. 60'da 10 yani çok az bir seviye. Demek ki en fazla kar oranına sahip olan bu turuncu ürün yani zeytin. Bu da doğru. O zaman 1, 2, 4 olacaktı. Arkadaşlar deşifre 2'de daha çok böyle yorumsal sorular seçeceğim. Deşifre 1'de konuyu anlayıp özetleyecek, güçlendirecek, kuvvetlendirecek, daha iyi noktalara geçecek sorular var. Arkadaşlar sonuç yayınlarından bir deneme sorusu. Bir mağazanın deposunda K, L, M, N olmak üzere 4 çeşit ürün vardır. Aşağıdaki dairesel grafiklerin birincisinde depodaki ürünlerin toplam sayısının, ikincisinde ise depodaki ürünlerin toplam kütlesinin ürün çeşidine göre dağılımı gösterilmiştir. Burada sayıcı oranlar, burada ağırlıkça oranlar var arkadaşlar. Bir K ürünün ağırlığı, bir L ürünün ağırlığının kaç katıdır? Bakın arkadaşlar ne demiştim size burada? 120, 60, 75, 105. Hepsini bölebilecek bir sayı bulun bana. 15 derece. Mesela 15 dereceyi ben X diyeyim. 15'in kaç katı? 4 katı 4X. 15'in kaç katı? 8 katı 8X. 15'in kaç katı? 7 katı 7X. 15'in kaç katı? Kaç katı bulamadım? 5 katı 5X. Tamam yazdım. Devam ediyorum. Burada da ağırlıkça dağılım var arkadaşlar. Farklı bir bilinmeyen vereceğiz. Bakın bunu özellikle belirtmiştim. Farklı bir bilinmeyen vereceğiz. Peki buraya farklı bir bilinmeyen ne verelim? Y verelim. Peki hepsini bölebilen bir sayı söyleyin bana. 20 derece. Bakın 20 hepsini böler. 20'ye Y dersen 80 için 4Y. 60 için 3Y. 100 için 5Y. 120 için 6Y. Çünkü 20'nin 6 katı 6Y oluyor. Tamam. Bir K ürününün ağırlığı. Bak. Bir K ürünü, birim ağırlık. Dostlarım bak bu birim ağırlık daha önceki senelerde çok karşımıza geldi. Şimdi bizim de tekrar karşımıza gelme ihtimaline karşı çalışmamız lazım. Birim ağırlık nasıl bulunabilir? Mesela 5 tane karpuz 100 kilo geliyor. Karpuz ne kadar? Bir karpuz ne kadar? 20 kilo bir dakika. 5 kilo. 5 tane karpuz 100 kilo. 100'ü 5'e böldün. Neyi 5'e böldün? Ağırlığı sayıya böldün. He, o zaman birim ağırlığı bulmak için ağırlığı ben neye bölüyorum? Sayıya bölüyorum. Tamam. Ağırlıkta da mesela 1K. K'nın birim ağırlığı. Bak K'nın birim ağırlığı. Mesela K'nın ağırlığı ne kadar? 5Y. Peki K'nın sayısı ne? K ürünü kaç tane var? 7X tane K ürünü var. Yani bir K ürünün birim ağırlığını bulmam için ya da şöyle diyelim. Bir K ürünün ağırlığını bulmam için benim yapmam gereken bu K'ların toplam ağırlığı 5Y'yi K ürün sayısına bölmem lazım. O da 7X. Bakın bunu unutmayın. Tamam bunu unutmayın. Geçiyorum şimdi. Bir L ürün ağırlığına. O zaman AL lazım bana. AL'yi de nasıl bulurum arkadaşlar? Yine L'nin toplam ağırlığı 3Y bölü 5X. Bana ne diyor? K ürün ağırlığı L ürün ağırlığının kaç katıdır? Yani 5Y bölü 7X eşittir. 3Y bölü 5X'in kaç katıdır? A katı diyelim. Y ile Y gitti. X ile X gitti. Arkadaşlar 5 kere 5 25. 3 kere 7 21. Ne yaptı? 25 bölü 21 yaptı. Yani burayı 3 bölü 5'e böldüm. Burayı da 3 bölü 5'e böldüm. Oradan ne geldi arkadaşlar? 25 bölü 21 geldi. Gördüğünüz gibi çok da güzel geldi. Bize de bu soru iyi geldi. Arkadaşlarım şimdi sorumuza dikkat edelim. Bir lisede bilgi yarışmasında okulu temsil edecek 4 öğrenci seçilmiştir. Bu öğrencilere 1 ay ara ile 2 ayrı sınav uygulanmış ve öğrencilerin 2. sınavdan aldıkları puanların 1. sınava göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Bu 4 öğrencinin ilk sınavdaki puanlarının ortalaması 86 olduğuna göre 2. sınavdaki puanlarının ortalaması kaçtır? Şimdi arkadaşlar şuraya dikkat edin. Bak şurayı anlamak asıl önemli olan. 1 ay arayla 2 ayrı sınav uygulanmış. Bu öğrencilerin 2. sınavdan aldıkları puanların 1. sınava göre değişimi. Bakın burada da 4 öğrenci var. Şimdi 1. sınavda mesela A öğrencisi, B öğrencisi, C öğrencisi, D öğrencisi var. A öğrencisi 12 fazla almış. A artı 12. B öğrencisi 18 fazla almış. B artı 18. C öğrencisi 2 azalmış. C eksi 2. D öğrencisi 4 azalmış. D eksi 4. Şimdi bu 2. sınav
Arkadaşlar bu da birinci sınav. Bak bu değişim grafikleri de çok sormaya başlandı. Buna da dikkat edin. İlk sınavdaki ortalama neymiş? 86. Bakın ben ne dedim her zaman? Şöyle dedim. İlk sınavdan aldığı puanlar A artı B artı C artı D değil miydi? Bir şey demeyeceğim. Trolledim sizi. 86. Böldüm mü 4'e 86 oluyor. A o zaman A artı B artı C artı D neye eşit? 6 kere 4 24'ün 4'ü elde var. 2. 4 kere 8 32. 344. Şimdi bunu bulalım. Bunu da topla yıktumat. A, B, C, D. Onu biliyoruz zaten. Yıktumat. Ah yıktumat. 12, 30, 28. Çıkaramadım. 24. Heh. 24. Artı 24. Peki burası 344 müydü? 344'tü puanların toplamı. Ekleyeyim 24. 364, 368. Yine 4 kişiler. 4 kişiler yine. Bölün 4'e 92 yapıyor. O da ne oldu? Ankara oldu. Şöyle hemen demo bir özet yapıyorum size. Şöyle demo bir özet yapalım. Arkadaşlar ilk sınavdan aldığı notlar A, B, C, D olsun. Birisi A artı 12, diğeri A artı, B artı 18, diğeri C eksi 2, diğeri D eksi 4. Ortalama nasıl bulurduk? Puanları topla. 4'e böl. 86. İçler içler. A artı B artı C artı D. 344. Bak o şurada. He. Şurada değil. Burayı da topla. Buraya yaz. Bu 344'ü koy. 368. 4 kişiler böl 92. Cevabımız ne oldu? Ankara oldu. Evet. Sonuç yayınlarından bir doğrusal grafik sorusu. Bir ürünün ağırlığına bağlı olarak değişen fiyatı aşağıdaki doğrusal grafikte gösterilmiştir. Bak ağırlığına bağlı olarak değişen satış fiyatı. Tamam. 5 kilogram ağırlıktayken satış fiyatı A lira. 35 kilogram ağırlığındayken satış fiyatı B lira. Şimdi C ile A arası neymiş arkadaşlar? 22. Şu arada bakın ne var? 22. Ben seni farka dikkat et. Dedim mi? Demedim. Dedim. Şimdi C ile A arasında 22'lik bir fark var. Şimdi dostlarım 5'ten 60'a da ne var? 55 var. 55'teyken bakın 22 fark var. Devam ediyorum. 5 ile 35 arasında da bak sana ne diyor? C-B'yi söyledim. He, o zaman 5 ile 35'e değil. Yıktırmatım. 35 ile 60'a bakarsan kaç fark var arada? 25 fark var. 25 var. Yani 25'e ne gelir o zaman? O zaman 25'e ne gelir? Bir daha söyleyeyim arkadaşlarım. Bakın C ile A arası. Şurada bulamadım. C ile A arası 22 fark var. Bakın. C ile A nereden nereye? 5'ten 60'a 55. 55'te 22 fark var. Bana ne lazım? C eksi B. C ile B nerede? Burada. Bak onlar da nereden geliyor? 60'dan 35 çıkarıyorsun. 25. 25'te kaç fark var? Bunu nasıl getirirsin? 5'e buraya giderken bak ne yapıyorsun? Bunları kullanın ya. Ben bunları kullanayım. İyi oluyor aslında. 5 ile böl. 2 ile çarp. Yani 5'e böl 11. 2 ile çarp 22. 5'e böl 5. 2 ile çarp 10 yapar. O zaman cevabımız Ardana. Tamam mı? Ne demiştim? Bu fark önemli. Bu farka dikkat edin. Bu farklara güzel oynarsanız hata yapmazsınız dostlarım. Arkadaşlar şimdi grafik ve tablo problemlerinde bence bu tür sorular da olmalı. Yani burada sadece tablonun şematizesi yok. Bakın bu sorular sayısal mantık sorusudur aynı zamanda. Şimdi soruya yaklaşıma lütfen dikkat edelim. Bir dershanedeki öğrenci sayılarının sınıf ve bölümlere göre dağılmak. Sınıf ve bölümlere göre dağılımı. Toplam öğrenci sayısının 200 olduğu bu dershanede mezun öğrencilerin 20'si sayısal bölümde. 20'si sayısal bölümde. Tamam vermiş arkadaş vermiş. Ekranda görüyorum niye okuyorum. Bu dershanedeki toplam sayısal öğrenci sayısı toplamı. Toplam eşyalık öğrenci sayısının 4 katı. Toplam sayısal öğrenci sayısı. Yani şurayla şu mavilerin toplamı. Şu mavilerin toplamı. Eşyalık öğrencisi. Şu kırmızıların toplamının 4 katı arkadaşlar. Bakın bunlar bunun 4 katı. Yani o zaman kırmızılara x dersen. Maviler o zaman ne diyeceksin arkadaşlar? 4x diyeceksin. Ve şu 15'te var. Bunların da hepsini toplarsan ne olacak? 200 eşit olacak. Bak gördünüz değil mi? 5x artı 15 o da eşittir. 200. At buraya. 5x eşittir 185. Böl 5'e keyfim 4 keşe. Evet. 3. 37. X ne geldi? 37 geldi.
Bana diyor ki arkadaşlar 12 sınıftaki sayısı öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir daha söylüyorum. Mavi yer şu ikisi değil mi? Mavi yer o ikisi. Peki 37 ile 4'ü çarpın. Toplam maviyi bulun. Elde var 2. 2 daha 14. 148. Ya yani burayla buranın toplamı 148 arkadaşlar. Bakın ne diyor? Bana 12 sınıftaki sayısı öğrencisini soruyor. Mavi yer neydi? 4x'ti. 4x'te 148. 148'den de 20 çıkarın. Ne oldu? 128 oldu. Yani cevabımız Denizli oldu. Dostlarım bir daha söylüyorum şimdi. Bakın soruyu bölgelere ayırdım. Bu sorularda böyle tek tek bilmeyen verirseniz sıkıntı. Belki bu soruyu şu an yaparken tek tek bilmeyen veren arkadaşlarım olabilir ama onların yaptığı yol çok mantıklı bir yol değil. Çünkü burada ne lazım arkadaşlar? Daha hızlı çözmemiz lazım. Çünkü bu mantıklı sorular soruluyor. Bakın dostlarım ilk başta yaptığımız olay şuydu. Bakın burada ne var? Sayısal var. Burada da sayısal var. Burada beni neye endekslemiş? Dikkat edin. Nerede o? Ha şurada. Toplam sayısal öğrencisi, toplam eşit ağırlık öğrencisinin 4 katı. Mavi bölge dedim. Şuraya. Eşit ağırlık öğrencileri kim? Onlar da kırmızı bölge. Onu da dedim buraya. Mavi kırmızının 4 katı. O yüzden x dersen 4x oluyor. Bir de ne var arkadaşlar? 15'e sözel var. Topluyorum. 5x artı 15 eşittir. 200 oluyor. Buradan x 37 geliyor. Bana ne lazım? Sayısal lazım. Sayısallarda kimdi? Mavi bölümde. 137 ile de 4 çarptım. 148 oldu. Şu 20 tane sayısal attım. Çünkü onlar mezun. Bana 12'ler lazım. 148'den de 20'yi çıkardım. Ne oldu? 128 oldu. Yine sonuç yayınlarından güzel bir soru oldu. Arkadaşlar yine sonuç yayınlarından bir soru. Şöyle güzelce bir bakalım. Ne diyor bize? Yukarıdaki grafikte daire grafiğinden yararlanarak aşağıdakilerden hangileri hesaplanabilir? Şimdi bir şey var mı ya? Yok bu kadar. Sadece bu grafiğe bakarak. Ulaşıma harcadığı para. Yani şu grafiğin tamamıyla ilgili bana bir para vermiş mi? Mesela örnek veriyorum 1000 lira harcamış. Dağılımını vermiş mi? Yok değil mi? Ulaşım harcadığı parayı bulabilir miyim? Hayır. Giyim harcadığı parayı bulabilir miyim? Hayır. Ev kredisini harcadığı parayı bulabilir miyim? Hayır. Telefon parasını harcadığı paranın ulaşım harcadığı paradan kaç TL az olduğunu bulabilir miyim? Ona da hayır. Ev kredisini harcadığı paranın, giyim harcadığı paranın kaç katı olduğunu bulabilir miyim? Onu bulabilirim. E hocam bunları niye bulamadım? Parayla ilgili bir veriyor ki bu bir orandır. Bu bir orandır arkadaşlar. Ben buradan sadece oranlardan yararlanabilirim. Hatta ev kredisini harcadığı para, bak ev kredisini harcadığı parayı da nasıl buluruz? 60, 80, 70, 100, 120. Hepsini böyle bilen bir sayı düşünün. 10 dereceye x. O zaman burası 12x. Giyime de 7x dersin. Buraya da 6x dersin. Buraya da 8x dersin. Şimdi ne diyor? Ev kredisini harcadığı paranın giyime harcadığı paranın kaç katı oldu? Yani şu, şunun kaç katı? O zaman 12x eşittir 7x'in soru işareti katı. Böl 7x'e. Böl 7x'e. O zaman kaç oldu arkadaşlar? 12 bölü 7 katı olmuş oldu. Yani buradaki olay bu. Gördüğünüz gibi konuyu tekrar ettiren bir soruydu. Geçelim. Arkadaşlar yine sonuç yayınlarından bir soru. Aşağıdaki dairesel grafiklerde A ve B ürünlerinin miktarlarının ve toplam ağırlıklarının dağılımı gösterilmiştir. Bu miktara göre dağılım. Bu da ağırlığa göre dağılım. Buna göre bir tane B ürünün ağırlığı bir tane A ürünün ağırlığının kaç katıdır? Arkadaşlar buna benzer bir soru yapmıştık ama yine bir tane daha yapalım. Güzel bir tekrar olsun. 90 derece x dersem bunun tamamı kaç? 270 derece. Bak 90 dereceye ben ne dedim? X dedim. Geri kalan ne? 270 derece. O zaman bu ne olur arkadaşlar? 3x olur. Burası 3x. Peki burada 120, burası da 240. Bakın burada farklı bilmeyen kullanın. Buna y deyin. Burası 240. 120'ye y gelirse 240. 120'nin katı olduğu için ne gelir ona? 2'ye gelir. Şimdi bak bir tane B ürünün ağırlığı. Bak bir B ürünün ağırlığı. Şimdi yek doğmak düşünüyor. Düşün. 2 tane karpuz aldım şöyle sulu. 10 kilo geldi. Bir tanesi kaç kilo? 5 kilo. Nasıl buldun? Onu 2'ye böldün. Neyle böldün? Ağırlığı adete böldün. Heh. O zaman ağırlık bölü adet ya da sayı ne verir? Birim ağırlığı verir. Birim ağırlık. Tamam bir tekrar edelim arkadaşlar. Bilsek de tekrar edelim. Bir B ürünün ağırlığı bak. Ağırlık B ürünün ağırlığı ne? 2Y. Bir sayıca ne? 3X. Bir A ürünün ağırlığının kaç katıdır? A ürünün ağırlığı ne? Y bölü X. Bunun kaç katıdır? Arkadaşlar Y ile Y gider. X'e de X gider. Ne geldi? 2 bölü 3 katıdır oldu. Burada en fazla işlem hatası yapabilirsiniz. Ona dikkat ederseniz sizin için yeterli olacaktır. Evet yine sonuç yayınlarından bir doğrusal grafik sorusu. Ne diyor bana? Mumlarla ilgili bir şey soruyor bana. Yanıp bitme süreleri arasındaki fark. Tamam. Tamamen yanıp bitme süreleri arasındaki farkı soruyor. Konsantre oldu. Şimdi bakın şu mumun başlangıcına bakıyorum, bitişine bakıyorum. Boy 40'tan 20'ye. 20 cesimetre kaç saatte? 2 saatte. 2 saatte 20 santimetre. O zaman arkadaşlar 1 saatte ne olur? 1 saatte 10 santimetre olur. Çok güzel. Bunu yazdım. Devam ediyorum. 80'den 40'a. Bakın kaç var? 40 santimetre var.
Peki bu 40 santimetre kaç saatte yandı? 0'dan 2'ye. 2 saatte yandı. Tamam. Peki 2'ye böl. O zaman bu da 1 saatte 20 santimetre yanıyor. Bu mumun biri, bu diğeri. Bu hangisi? Bu A mumu. Bu hangisi? Bu da B mumu. Şimdi dostlarım. Evet, A mumunun boyu 80. 80. 20 santimetreye 1 saat dönüyor. 80 kaç saat dener? 4 saat. Bununki 4. Arkadaşlar B mumunun boyu ne? O da 40 bakın. 40. 10 saatte 1 santimetre yanıyorsa 40 santimetre kaç saatte yanar arkadaşlar? O da 1 saatte yanar. Yok pardon. 10'a 1 ise 40'a 4 saatte. Özür. Ya. Özür daldım. 4 katı. 4 katı. İkisi de 4. 4'ten 4 giderse ne olur? 0 olur. Bu kadar. Yani burada olay ne arkadaşlar demek ki? Grafiklerin başlangıcına bir şeye dikkat edin. Mesela 80'den 40'a ne neler var? 40 santimetre. Ne kadar sürede? Hop 2 saat. Bitirdim. 2 saatte 40 ise 1 saatte ne? 20. Bana ne lazım? 80. Kaç katı? 4 katı. 4 katının 4 saat. Tamam. Mantık bu. Bakın gördüğünüz gibi doğrusal grafikler artık kaçmıyor. Bunların hepsi de deneme sorusu. He? Hepsi deneme sorusu. Fark etmez hangisine hazırlandınız. Bunların hepsi deneme sorusu. Yine sonuç yayınları denemelerinden. Aşağıda bir aracın benzin ve LPG depolarındaki benzin ve LPG miktarının gidilen yola göre değişimini gösteren grafikler verilmiştir. Benzin ve LPG. Karışık yakıyor. LPG'nin litresi 2,5 litre, benzin litresi 4,8 lira olduğuna göre 1 kilometredeki benzin ve LPG harcaması arasındaki fark kaç kuruştur? Şimdi 1 kilometre. 1 kilometre yaktığımız. Evet. 300 kilometrede 30 litre yakıyor bak. 300 km'de 30 litre LPG. Tamam. Bana 1 lazım. Bana 1 lazım olduğu için böl 300'e çat çat. Ne geldi? 1 bölü 10 litre LPG. 1 bölü 10 litre yakar 1 kilometrede. Bunu yaz. Benzine bakalım. 600 kilometrede 50 litre. 600 kilometrede 50 litre. 600'e böl. 1 kilometrede. Allah 600'e böldüm mü kötü geliyor. Kötü geliyor. 600 böldüm mü gitti. 1 bölü 12 litre yaktı. 1 bölü 12 litre. Tamam. Şimdi dostlarım bu da bunun litresi. Bana ne diyor? 1 kilometrelik benzin ve LPG harcamaları. LPG'nin litresi 2,5 lira mı? Evet. LPG'nin litresi 2,5 lira. Peki ne kadar yaktım? Kilometrede 1,10 litre. 1 bölü 10 litre 1 kilometrede yaktım. 2,5 lira. 2,5. Bak sana burada kuruş diyorsa o zaman bu TL'yi sana sıkıntı yapar. Yapar dostum. Bu TL sıkıntı yapar. Onu o zaman TL değil de kuruş söyleyelim. 2,5 lira kaç kuruş? 2250 kuruş. 250 kuruş. O zaman 250 kuruşu 1 bölü 10'la çarptım. Hop 25 kuruş geldi. 25 kuruş. Geçelim şuna. Şuna. 1 bölü 12 çarpı 4,8. O da 480 kuruş. Böyle yap ona. 40 kuruş yapar. 40 kuruş da bu. 40 kuruştan 25 kuruş çıkarırsan 15 kuruş yapar. Genellikle bu hesapları erkekler daha çok yapar. Bayan arkadaşlar fazla yapmaz. Sevmemiş olabilirsiniz soruyu ama erkeklerin bu kilometre yolu hesapları da hiç bitmez. Hele araba muhabbeti açıldı. Muhabbetlerine de doyum olmaz. Genelleme yapmıyorum ama şunu ben bir daha özetleyeceğim. Çünkü çok sıkıcı bir soru oldu. 300 kilometrede 30 litre yaktı. 300'e böldüm. 1 kilometrede 1 bölü 10 litre yaktı. Kaç para yapar? Litresi 2,5 lira. Yani 250 kuruş. Miktarı da 1 bölü 10 çarptım. 25 kuruş yaptım. 600 kilometrede 50 litre benzin. 600'e böldüm. 1 bölü 12 litre. O 1 bölü 12 litre ile de 44,8 lira diyor. O da 480 kuruş. 480'i çarptım. O da 40 kuruş yaptım. 40 kuruşla 25 kuruş arasında da 15 kuruş var. Cevabımız Ankara yaptı. Evet yine sonuç yayınlarından bir deneme sorusu. Aşağıdaki grafikte bir torbadaki bilyelerin renklerine göre sayıları verilmiştir. Çok güzel. Buna göre torbada 40 bilye vardır. Bakalım. 6, 4 daha 10, 10 daha 20, 24, 30, 40 yapar. Tamam. Torbada toplam 40 bilye var. Ne olur gibi bak artık beni de artık hasta ettiniz. Mavi bilyelerin sayısı, kırmızı bilye sayısının 2 bölü 5 kadardır. Mavi bilyelerin sayısı 4, kırmızı bilye sayısı ne? 10,
2 bölü 5'e kadardır. Size demiştim eğer bu grafikte burada onu okuyabiliyorsanız gerisi bir şey yok. 2 yapar 4 o da doğru. Siyah bilyelerin sayısı yeşil ve mavi bilyelerin toplam sayısına eşittir. Siyah bilyelerin sayısı 6. Yeşil ve mavi bilyelerin sayısının toplamına eşittir. 6 ile 4'ün toplamı 10 yapıyor. Eşit değil. Arkadaşlar o zaman cevabımız ne oldu? 1 ve 2 olacak Ceyhan. Evet.